İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizle karşınızdayız. Sayın seyirciler, MHP Balıkesir İl Kongresi bugün 3 adayın yarıştığı seçimlerle yapıldı. Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyer de katıldı. Mevcut İl Başkanı Mehmet Duran, Doktor Feyyaz Çiftçi ve Fahrettin Sait'in aday olarak girdiği seçimde Mehmet Duran 263 oyla yeniden il başkanı seçildi. Küçük Sanayi Grant Düğün ve Toplantı Salonu'nda yapılan MHP Balıkesir İl Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyer, Belediye Başkanı İsmail Ok, Milletvekili Ahmet Duran Bulut, ilçe başkanları, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri, delegeler ve partililer katıldı. Verilen teklif üzerine oluşturulan divan başkanlığına MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyer getirildi. Abbas Bozyer bir konuşma yaparak delegelere seslendi. Sel yağmurlarının serilemiş olduğu ihanet projeleri karşısında yılmadan, çekinmeden, korkmadan yolumuza devam ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Daha sonra Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut bir konuşma yaptı. Tüm başkurularını sevmeyenler bugün liderlerinin devlet bahçeliği sevmiyorlar. Çünkü o sevmeyenler milliyetçi hareketi sevmiyorlar. Onları sevmiyorlar. Onlar yürekleri kocaman, sevgisizlikten çoraklaşan gönüllere sevgi tohumu ekerler. Onlar ülkücüler, onlar bozkurtlar, onlar sizsiniz ülkücülerim. Bu ülke dün de size muhtaçtı, bugün de size muhtaç. Belediye Başkanı İsmail Oktu kürsüye gelerek şunları söyledi. Saygı sevgiyle geçen şu kongremizden duyduğum memnuniyeti de ifade etmeden geçmek istemiyorum. Bu vesileyle katkıda bulunan herkese huzurlarınızda gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. MHP İl Kongresi seçimlerine katılan 3 aday sahneye davet edilerek delegeleri selamladı. Daha sonra adaylar Fahrettin Sait, Doktor Feyyaz Çiftçi ve Mehmet Duran yönetimlerini tanıtarak delegelere seslendi. Bir ülkücü olmaktan öteye hiçbir şeref, hiçbir zevk, hiçbir mutluluk yok. Alkışlarınızla ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Sınırlarımız dışında gerçekleşen hadiseler insanlarımızı tedirgin ederken kutsal vatan topraklarımızın içinde milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik tehditler her geçen gün artmaktadır. Bugün değeri çok iyi anlaşılan bir mücadelenin kahramanı ve devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatırasını bir kez daha saygı ve şükranla anıyorum. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. 581 delegenin oy kullandığı seçimlerde 3 oy boş çıkarken 1 oy geçersiz sayıldı. Mevcut il başkanı Mehmet Duran 263 oy alarak yeniden il başkanlığına seçildi. Doktor Feyyaz Çiftçi 257 oy alırken Fahrettin Sait ise 57 oy aldı. Yerel medya buluşması etkinliğine katılmak üzere Balıkesir'e gelen Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ve beraberindeki heyet Vali Yılmaz Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette özellikle Balıkesir'in tanıtımı konusu üzerinde duruldu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya'nın Vali Yılmaz Arslan'ı ziyaretinde Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu da bulundu. Ziyarette Genel Müdür Murat Karakaya, Balıkesir'de yapacakları etkinlikle ilgili bilgi verdi. Genel Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalarda Balıkesir'de tanıtım anlamında nasıl katkıda bulunabileceklerini anlattı. Balıkesir'de yapılanlar olsun, Balıkesir'de çalışmalar olsun, her şey var yani, çok gideceğiz, dolaşıyoruz biz. Yani Balıkesir'de farklı bir şey hissediyoruz. Yapılmış tüm faaliyetlerin yapılması bir mesele ama bunun duyurulması, sirkül edilmesi ayrı bir mesele. Yani her şeyi sonuna kadar gitmemize rağmen, haberdar etmemize rağmen maalesef yerel düzeye ulaşmasında bazen sıkıntı oluyor. Vali Yılmaz Arslan'da Genel Müdür Murat Karakaya'ya Balıkesir medya ve tanıtım konularında bilgi sundu. Balıkesir'imiz her açıdan güzel, özel, huzurlu, kaliteli, hoşgörülü bir kent diye tanımlıyoruz. Hakikaten ben bu süre içerisinde bu tanımlanmayı bozacak herhangi bir şey yaşamadım. Buna basın mensubu.
bu arkadaşlar da dahil. Görüşmenin sonunda Vali Yılmaz Arslan, Genel Müdür Murat Karakaya'ya Yağcı Bedir halısıyla kolonya hediye etti. 20 sene sonra bu halıyla bir apartman dairesi satın alabileceksiniz. İnşallah. Durdukça değerli. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bayram. Olur. Sizin bir tanesi. Görüşmelerim var ama belki yemekte verirler. Dün akşam tatlı Sayın Valim. Dün akşam tatlı. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün yerel medyaya yönelik hizmetleri kapsamında Balıkesir'de yerel medya buluşması gerçekleştirildi. Toplantıda genel müdür ve daire başkanı tarafından bilgi verilerek sorunlar üzerinde duruldu. Otel Basri'de yapılan yerel medya buluşmasında Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Vali Yılmaz Arslan, Orman Bölge İl Müdürü, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Yönetim Kurulu, gazete sahipleri, gazeteciler ve davetliler bulundu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir bir açılış konuşması yaparak bugünkü toplantının önemine değindi. Gazeteciler Cemiyeti olarak yerel medyanın hamisi olarak gördüğümüz Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç'a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaşanan bu yeniliklerin altında onun imzasının, gayretinin bulunduğunu yakine bilenlerdir. Anadolu'da yerel medyanın günümüzde pek çok sorunla karşı karşıya bulunduğunu her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Burada tekrar etmeye gerek görmüyorum. Elbette birçok sorunumuz, sıkıntımız var. Ama hiçbir zaman için karamsar olmadık, yarınlara umutsuz bakmıyoruz. Sorunlarımızı biliyoruz. Sorumlulukları yerine getirdiğimizde de bu sorunların çözümüne ulaşacağına inanıyorum. Daha sonra Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, genel müdürlük olarak yerel medyaya verdikleri destek konusunda açıklamalarda bulunarak şunları söyledi. Haber hizmetleri, basın yayın hizmetleri, enformasyon hizmetleri ve son kanun değişikliğiyle kazanmış olduğumuz tercüme hizmetleri. Ki artık bundan sonra devletin her türlü sınırlı tercüme ihtiyacı ve önemli metinlerin, Türkiye'yi dışarı deklare edecek metinlerin yabancı dillere çevrilmesi ihtiyacı yine genel müdürlük tarafından karşılanacak. Genel müdürlük faaliyetlerini Ankara'daki genel müdürlük merkez teşkilatı, 39 basın müşavirliği yurt dışında faaliyet gösteren, 17 il müdürlüğü eliyle derütte etmeye çalışıyor. Vali Yılmaz Arslan da medya ve Balıkesir konusunda bilgiler vererek bu konuda yaptıkları çalışmaları ve birlikte tanıtımı olan katkılar üzerinde durdu. Biz Balıkesir'i konuşmasında Sayın Ramazan Bey'in de çok güzel ifade ettiği gibi huzurun, güvenliğin, hoşgörünün, zerafetin, nezaketin kenti olarak, şehri olarak kabul ediyoruz. Gerçekten 3 yıla yakın süredir bu ilin valisi olarak görev yapıyorum. Bu tanımladığım çerçevenin içinin dolu olduğunu, bunun sadece laftan ibaret olmadığını, bunun yaşanıyor olduğunu gördüm, kendimde yaşadım. Her cuma akşamı ilgili izlenen okullar yarışıyor. Dün akşam ilköğretim okulları arasında birinci turun son yarışması yapıldı. Programda Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlköğretim Okulu 221 puanla birinci oldu ve bir üst tura yükseldi. Okullar Yarışıyor programının dün akşam yayınlanan bölümünde Cumhuriyet, Çiğdem Batu Bey ve Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlköğretim Okulları'nın başarılı öğrencileri yarıştı. Okullar Yarışıyor birinci soruyla başlıyor. Genel kültür alanında 10 puan değerinde birinci sorumuz. Yurdumuzun en büyük adasıdır. Eski adı İmroz, rüzgarlı diyar anlamına gelir. Lozan Antlaşması ile ülkemize verilen bu ada hangisidir? A. Gökçeada, B. Bozcaada, C. İmralı, D. Marmara Adası. Genel yetenek, genel kültür, kelime türetme ve Balıkesir gibi konularda toplam 20 sorunun sorulduğu yarışmanın bu bölümünde Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlköğretim Okulu 221 puanla birinci oldu ve bir üst tura yükseldi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu yarışmayı 82 puanla tamamladı. Çiğdem Batu Bey İlköğretim Okulu 149 puanla tamamladı. Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlköğretim Okulu ise yarışmayı 221 puanla tamamlayarak bu akşamın birincisi olup
bir üst tura çıkmayı hak etti, hak kazandı bir üst tura çıkmaya. Balıkesir Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Belediyesi, Zeybek Yayın Dağıtım, Turya Gıda Sanayi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Okan Sürücü Kursları, YDS Eğitim Grubu, Bakkallar ve Bayiler Odası, Şan Sinemaları, Elektron Ses ve Işık Sistemleri, Çözüm Dergisi Dershaneleri, Özışık Süt Ürünleri, 7 İklim Akademi, Sanayi Odası ve Deneysan Eğitim Cihazlarının destekleriyle ekranlara gelen okullar yarışıyorun sonunda. Her öğrenciye Şan Sinemalarından 2 kişilik sinema bileti ve Zeybek Yayın Dağıtım'dan 50 liralık hediye çeki armağan edildi. Önümüzdeki hafta yarışacak okullarımız Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Kız Teknik ve Anadolu Kız Meslek Lisesi, Muharrem Asbi Anadolu Lisesi. Orman Haftası etkinliklerinde Cinge Köyü ağaçlandırma sahasında şehitler için de orman oluşturulması talimatını veren Vali Mazar Sen'in bu isteği bugün yerine getirildi. Oluşturulan alanda şehitler ormanı için fidan dikildi. Cinge Köyü ağaçlandırma sahasındaki şehitler ormanı fidan dikim törenine Vali Yılmaz Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz, gazeteciler ve köylüler katıldı. Törende Vali Yılmaz Arslan şehitler ormanına ilk fidanı dikti. Bu fidanın üzerine Havranlı Şehit Jandarma Er Eyüp Karataş'ın isminin yazılı olduğu belgeyi bağladı. Can suyunu versin. Aferin. Tamam. Çok güzel. İkimizin ağacı olsun. Tamam mı? Evet. Çok güzel oldu. Ben buradan gitsem de sen arada bir gel bak. Daha sonra hep birlikte fidan dikimine geçildi. Şehitlerimize rahmet Güzel olmuş. Çok güzel. Onların aziz hatırasını kanlarıyla sulandıkları toprakları biz de orman teşkilatı olarak desteklemiş olduk. Günümüzde insanların merak ettiği konuların başında kader önde geliyor. Biz de KRT Haber olarak bu konuda Balıkesir'de yaşayanların görüşlerine başvurduk. İşte kader konusunda aldığımız cevaplar. Sizce kader nedir? Kader, yani dini tabirle tabi Allah'ın bizim için yazdığı başımıza gelecek olaylar. Evet. Alın yazısı. Alın yazısı. Evet, alın yazısı. Ne yazıldıysa başımıza gelecek diye inanıyoruz. Tabii kötü şeyler gelecekse onu önlemek istiyor tabii de. Maalesef olacak olduğu zaman oluyor. Kader insanların inandığı bir şeydir yani. Hani toplum olarak herkes kaderine razı derler. Budur yani. Kader Allah tarafından hani insana vasfedilen ne bileyim hani öyle bir şeydir herhalde. Hani alın yazısı. Alın yazısı. Evet, alın yazısı gibi bir şey. Kader insanın alın yazgısıdır. Ama %50 olarak insanın kendine kalan bir şeydir. Bu kadar. Kader herhalde kişinin beyin gücüdür. Düşünebildiği kadardır. Kader. Ben kaderden ziyade kişi aklını kullanabiliyorsa ona diyorum. Yani tesadüflere bağlı değil. İnsanların zekasıyla doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Yapmak istediklerinizi, düşünebildiklerinizi, hayal edebildiklerinizi, yaratabildiklerinize bağlıdır diye düşünüyorum. Evet. Kader nedir? Yani yaşantımızda yaşayabileceğimiz olaylar yani kader. Alın yazısı değil mi? Alın yazısı, evet. Allah'ın yazdığı bir yazgı. Evet. Kader diyen olay bence Allah'ın bize vermiş olduğu hayat şekli. Bence öyle inandım. Bunun haricinde bir şey yok. Evet. İnancımız gereği kaza ve kadere iman ederiz. Peki kaderinizi yazınızı önceden bilmek ister miydiniz? Kesinlikle isterdim herhalde. Vallahi ne bileyim başıma da kötü, iyi bir şey gelecekse pek istemeyiz tabii de. Ya ben kötü bir şey geldiğinde... Siz ister miydiniz? Ben isterdim gerçekten öğrenmeyi. Hani ileride eğer kötü bir şeyler olsa belki onları değiştirebilme şansım olurdu yani. Onun için isterdim. Bunu tabii herkes bilmek ister ama bu insanın elinde olan bir şey değil. Yani yaşayıp görmek lazım yani. Hayatı yaşayıp görmek lazım. Tabii ki de bilmek istemezdim. O zaman her şeyi sarıp sardırdık. Neden?
Zengin olacağım bilsem neden çalışayım ki? Hayır. İstemezdim. İstemem. Neden? Ben dolu dolu yaşamak istiyorum. Her anı değerlendirmek istiyorum. Özellikle sevgili eşimle. Evet. Öyle. Bilseydiniz dolu dolu yaşayamaz mıydınız? Tereddütlerim olurdu herhalde. Evet. Sonu bilmek istemiyorum. Evet. İsterdim bazı yerlerde bilmek isterdim. Yani. Hayır, ben istemezdim. İstemez miydin? Hayır. Neden? Hayır. Çünkü uzman hayat biraz daha zor olur. Daha zor olur. Yani daha zor olur yani. Sayın seyirciler, ileri saat uygulaması üniversite sınavına girecek öğrencilerin mağdur olmaması için bir hafta öne alındı. Saatler bu gece 3'te 1 saat ileri alınacak. Konuyla ilgili karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 Nisan'da yapılacak üniversite sınavında öğrencilerin mağdur olmaması için ileri saat uygulamasını öne aldı. Saatler 25 Mart Pazar günü saat 3'ten itibaren 1 saat ileri alınacak. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin 25 Mart Pazar günü saat 3'ten itibaren 1 saat ileri alınması, 28 Ekim Pazar günü saat 4'ten itibaren de 1 saat geri alınması kararlaştırıldı. Bu arada Başbakan Erdoğan başkanlığında 6,5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısında Bakan Taner Yıldız, yaz saatinin yılın tamamında uygulanmasını öngören kanun taslağına ilişkin sunum yaptı. Üzerinde çalışma yapılması kararlaştırılan taslağa göre yaz saati yılın tamamında uygulanacak ve artık geri alınmayacak. Bu düzenlemeyle gün ışığından daha fazla yararlanılarak önemli ölçüde enerji tasarrufu amaçlanıyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Yüz felci nedir? Tedavisi var mıdır? Yüz felciyle biz sıklıkla karşılaşıyoruz ve her yaş grubunda karşılaşıyoruz. Benim gördüğüm en küçük yüz felci hastası 1 yaşındaydı. Her yaş grubunda da karşıma çıktı. Yüz felci dediğimiz zaman öncelikle bunun beyinle ilgili ağız kaymalarından ayırt edilmesi gerekiyor. Çünkü beyin felci geçiren bazı hastalarda da ağız köşesinde düşüklük görülüyor. Yüz felcinde de ağız köşesinde düşüklük görülüyor. Ama yüz felcinin farkı aynı zamanda göz kapağını kapatamamasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Çünkü yüz felci dediğimiz olay aslında kaşı, gözü ve dudağı kontrol eden sinirin özellikle rüzgar ya da soğuk nedeniyle fonksiyonunu kaybetmesinden kaynaklanıyor. Genellikle banyo yapıp dışarıya çıkmak, motosikletle seyahat etmek, arabada cam açık seyahat etmek gibi durumlarda yüzün rüzgara maruz kalan tarafında kulak çevresinden geçerek kaşa, yüze ve ağza doğru dağılan yüz siniri su topluyor ve fonksiyonunu kaybediyor. Estetik olarak önem taşıyor. Hayati herhangi bir önemi yok ama yüz felci geçiren kişilerin bir kısmında ne yaparsak yapalım o sinirin fonksiyonunu geri döndüremeyebiliyoruz. Erken dönemde yine hekime başvurmakta fayda var. Çünkü ne kadar erken dönemde tedavisi başlanırsa o kadar iyi.
Genellikle kortizonla tedavi ediliyor. Kortizon terimini duyunca hastalarımızdan bir kısmı çekiniyorlar kortizon kullanmaktan ama çok yüksek dozlarda kullanılmıyor üst acının tedavisinde kortizon. Çok fazla bir alternatif çözümümüz ve tedavimiz de olmadığı için bunu uygulamak durumunda kalıyoruz. Aynı zamanda üst acının nedenleri açısından kulak burun boğazla ilgili sebepler de önemli. Sadece soğuktan olmayabiliyor. O kulakta iç kulak iltihapları, otitler yani, orta kulak iltihapları o bölgeden geçerken yüz sinirini etkileyebiliyorlar ve yine yüz felcine sebep olabiliyorlar. O zaman tedaviye antibiyotikler eklemek gerekiyor. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca kale çelik kapı bölge bayiliyle sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi 2000 metrekarelik kapalı alanda 30 kişilik deneyimli kadrosuyla Balıkesir bölge sanayi ve inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC lazer, Trump CNC punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi az bulutlu, en düşük 3, en yüksek 20 derece. Bigaliç parçalı bulutlu, en düşük 6, en yüksek 20 derece. Sindirgı parçalı bulutlu, en düşük 6, en yüksek 20 derece. Edremit parçalı bulutlu, en düşük 9, en yüksek 22 derece. Bandırma parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Pazartesi günü il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 2, en yüksek 19 derece. Bigaliç parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 19 derece. Sindirgı parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 19 derece. Edremit parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 21 derece. Bandırma parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Salı günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi az bulutlu, en düşük 1, en yüksek 13 derece. Bigaliç az bulutlu, en düşük 6,
en yüksek 12 derece, Sındırgı az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 13 derece, Edremit az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 14 derece, Bandırma az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 11 derece olması bekleniyor. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız, boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni Sanayi Sitesi 4. Kapı 48. Sokak'ta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC Lazer, Trump CNC Punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sundu.